Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü konumuz bakteriyel kanser, yani zamklanma. Sert çekirdeklilerde bu hastalık genelde gözükür. Bununla mücadelemiz, bununla işimiz var. Yani şu an bu meyveler üzerinde kaldı. Şu ağacı bile bile kesmedim ki kesmeyi de düşünmüyorum. Nedeni sonra açıklayacağım. Ağaç kurumuş. Ağacın neresinde sıkıntı vardı? Sakızlanma dediğimiz olay bu işte beyler. Ağaçlarınızda sakızlanma olduğu sürece ona zamklanma kanseri, yani bakteriyel kanser diyelim biz ona. Bu hastalığa yakalanır. Bu hastalıkta neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ben bunu boyamıştım. Boyarken bu yoktu. Zaten bunu boyadığım zaman bunu görseydim, bu ağacı ben sonbaharda boyadım geçen sene, bunu keserdim. Direkt bahçenin içinden çıkarırdım. Ama lakin bu sene bunun farkına vardık ilkbaharda. Yapraklar tökülmeye başladı yere. Yapraklar yere tökülürken biz kök çürüklüğünden şüphe ettik. Kazdık, altında sıkıntı pek fazla yoktu. Zaten buradan vurmuş. Arkadaşlar, bu sıkıntı sert çekirdeklilerde genelde olur. Genelde de çoğunlukla olur. Olduğu zaman bunun çaresi bol bol, yani ufaktan gördüğünüz zaman bunun çaresi, bunu güzelce bıçakla oyacaksınız. Bordo bulamacını ve varsa aslında kaptanla karıştırıp, bordo bulamacı değil de aslında kaptanı hamur haline getirip, yani hamur, cıvık hamur haline getireceksiniz, böyle bulamaç gibi. Bunları bıçakla keseceksiniz böyle. Dokuyu bulana kadar, yeşil dokuyu bulana kadar devam edeceksiniz. Yeşil dokuyu bulduğunuz zaman şu illeti, şu kanseri yok ettiğiniz zaman buraya kaptanla birlikte, yani kaptanı bulamaç gibi edeceksiniz. Bir eldiven yardımıyla, bıçakla kestiğiniz, yardığınız güzel dokuyu bulana kadar, yani yeşilimsi dokuyu bulana kadar, yeşilimsi dokuyu bulduktan sonra bulamaç gibi hazırladığınız kaptanı buraya süreceksiniz. Nerede varsa, nereyi oymuşsanız, yeşil dokuyu bulmuşsanız oraya kadar süreceksiniz ve bunu tedavi edeceksiniz bu şekil. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir ihtimal ki, yani %40, %35 dallara da atmış olabilir. Şu an dallarda gözükmüyor olabilir o zaman. Ne yapacaksınız? Buna %3'lük bir bordo bulamacı atacaksınız şeyde, sonbaharda. İlkbaharda hani %1,5 derler ya, sizin ağaçta hastalık buluyorsunuz. O yüzden o bulduğunuz hastalıktan mecburiyetten buna %1,5 değil de ilkbaharda gözlerin patlamasına bile 5 gün, bir hafta kala %2 veya da 2,5 atacaksınız. Mantıklısı %2'lik kullanacaksınız. %2 bordo bulamacı da ilkbaharda atacaksınız. Sonbahar %3, ilkbahar %2 bordo bulamacı atacaksınız. Bu illetten kurtulursunuz büyük ihtimal. Ama buralara kaptanı sürürseniz, bulamaç haline getirdiğiniz zaman. Hani biz bulamaç haline getirdiğiniz zaman su bazlı daman boyasıyla birlikte karıştırıp dağıtabilirsiniz. Su bazlı daman boyasına 1 kilosuna 250 gram da su karıştırıp kaptan da 50 gram karıştırırsınız. 50 gram da kaptan atarsınız içine, kaptandan. Güzelce bulamaç haline getirirsiniz. Ki zaten su bazlı tavan boyasıyla birlikte bu bulamaç gibi olur. Şimdi bunlarda büyük bir sıkıntı daha oluşur. Şunları gördüğünüz zaman ağaçlarınızda karıncalama da olur. Ben karıncaları öldürdüm, tarlaya fazla yayılmasın diye. Bana şurada da çıkıyor, burada çıkmış, burada çıkmış. Yani ağaç komple gitmiş. Ama bu buralarda olsaydı, şu kısımda olsaydı ben bu ağacı yine kurtarırdım. Çünkü
35 santim 40 santim alttan vurdum ağacı. Bu ağacı kurtardım ama şu ağaç artık öldü. Yani şu an dallara bile attı. Kökte de sıkıntı var zaten. Kökte de sıkıntı var. Bu ağacı bu şekil bakteriyel kanseri gösterme amaçlı bıraktık. Kanalımız tarıma dair her şey olduğu için hastalıklardan da bahsetmek istedik size. Bu zamplanma diyorlar bunlara. Buna bakteriyel kanser de diyorlar. Ama bunun iki ismi de var. Zamplanma, bakteriyel kanser. Ha, bazı, halk dilinde sakızlarma diyorlar. İşte bunun da böyle bir sıkıntısı var. Şimdi şunu alalım bakalım. Bu şekil arkadaşlar. İşte. Bunu ne yapacağız? Yok edeceğiz. Şurada şimdi de kalsın. Bu zaten hep hastalık yiyor. Bakın arkadaşlar. Şunun kısmında vurmuş. Şurayı çatlatmış. Şöyle kabuk attırmış. Ağaç komple gitmiş zaten. Demem o ki size ne yapıyorsanız yapın. Bir an evvel bu hastalıktan gördüğünüz zaman kurtulun.